Esselamu Aleyküm kıymetli Rehber TV izleyicileri, Hanımlar Rehberi programına hoş geldiniz. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olduğumuz programımızda bu haftaki konuğum Gazze'li avukat Rima Naim hanımefendi olacak. Kendisiyle birlikte inşallah 7 Ekim'den önceki Gazze'yi konuşacağız. Gazze ambargosunu konuşacağız. Yine Gazze'de eğitim almak isteyen hanımların yaşadığı zorlukları konuşacağız. Şu an soykırımla birlikte bayanların yaşadığı bunca zulme rağmen ayakta durabilmelerinin arkasındaki nedenleri, etkilerini konuşacağız. Nasıl olabilir de bu bayanların bu şekilde sağlam bir psikolojiyle ayakta durduklarına dair konuşacağız. Allah-u Teala istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah diyelim ve Bismillah diyerek başlayalım. Kıymetli hocam, öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Size sormalı ben. İyiyim elhamdülillah. Yani Gazze'nin haliyle halleniyoruz. Evet, evet. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah. İnşallah iyi olacağız. Sizin de dediğiniz gibi gerçekten aylardır süren bir zulüm ve soykırım var. Ve 7 Ekim'den bu yana daima Gazze'yi konuşuyoruz. Gazze halkının sesine ses olmak için çabalıyoruz. Bu tabii ki hepimizi üzüyor. Artık iyiyim demek vicdani bir hal alıyor. İyiyim kelimesini kullanamıyoruz. Evet, bizler şahidiz ve şahit olmak apayrı bir acı verici bir durum. Belki orada yaşayıp mücadele etseydik hani bu kadar acı yaşar mıydık bilmiyoruz ama şahitlik gerçekten hiçbir şey yapamadan o zulme şahitlik olmak çok acı bir durum. Ama şuna da iman ediyoruz ki biz biliyoruz oradaki halk, oradaki mücahitler zafer kazanacak ve biz o zaferin müjdesiyle inşallah sevineceğiz. Bugün de istedik ki biraz avukat kimliğinizin yanı sıra aslında Gazze'li kimliğiniz ile sizinle konuşmak istedik ama sorularıma geçmeden önce sizleri tanımak maksadıyla hem izleyiciler bizim de sizleri tanıması için biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben Rima. Gazze'li anne babadan doğma bir kızım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Şu an stajyer avukatlık yapıyorum ve bu şekilde kariyer yani yürümeye devam ediyorum. Bir yandan da Filistin'i konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Olabilen yani olabildikçe her yerde, okullarda olsun, bulunduğumuz alanlarda olsun, hukuk alanında olsun yine Filistin'i savunmaya, Filistin'i konuşmaya çalışıyoruz. Evet. Bundan dolayı da sizi bugün de davet ettiğiniz teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Rabbim hepimizin çalışmalarını bereketli kılsın ve bu çalışmalar neticesinde zafer elde etmeyi de inşallah bizlere nasip etsin. Şimdi hocam biz hep Gazze'yi savaş olarak biliyoruz. Yani toplum olarak hep Gazze'de bir savaş olduğuna dair bir düşünce var. Bunun aslında böyle olmadığını inşallah bu programda konuşacağız, bunun değineceğiz. Şimdi Aksa tufanından önce Gazze'de nasıl bir ambargo vardı? Biraz buna değinmek istiyorum. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Bununla ilgili şöyle bir başlayabiliriz bence. Biz konuşurken sürekli artık Aksa tufanı öncesi, Aksa tufanı sonrası diye konuşuyoruz. Ancak hani Filistin'den ve özellikle Gazze'den bahsederken, Aksa tufanından bahsederken öncesini öngörmeden konuşmamız büyük bir haksızlık olur. Zira öncesinde 18 yıl boyunca devam eden bir ambargodan bahsediyoruz. 2005'ten beridir devam eden bir ambargo sürecinden bahsediyoruz ve bu ambargo sadece giriş çıkışların sınırlanması gibi bir ambargo değil, hayatın her alanını, her yönünü kapsayan bir ambargodan bahsediyoruz. Ve aslında Aksa tufanı, şimdi detaylarını sizinle konuşacağım. Hani bu ambargonun ve bu zulmün, 18 yıl boyunca süren bu zulmün sonucuydu aslında. Peki ne açılardan, nasıl bir ambargo uygulanıyor ya da ne yaşanıyor gibi diyecek olursak da öncelikle ambargo denince ilk akla gelen sınır kapılarının kapanması, açılması noktasında Gazze'de sınır kapılarının kontrolü tamamına yakını İsrail'in elinde, işgal devletinin elinde. Ha, Mısır'dan da giriş çıkışlar asıl olarak hani Gazze'ye yapılıyor ancak orada da yine İsrail'in işgal devletinin sözü üzerine hareket ediliyor maalesef. Dolayısıyla kişilerin giriş çıkışları olsun, dışarıdan gelen heyetlerin girişleri olsun, daha eğitimden bahsedeceğiz dedik. Eğitimle devam etmek isteyen kişilerin çıkışı olsun. Her türlü giriş çıkışın kontrolü işgal devletinde olduğu için kişilerin ne zaman nasıl çıkacağı, ne zaman nasıl geri geleceğin kontrolünde dolayısıyla işgal devletinde, işgal girişlerinde oluyor.
Yani şöyle diyelim, Gazze'den çıkmak isteyen biri nasıl çıkar ya da nasıl geri gelir diyecek olursak, isminin hani çıkış izni için öncelikle bir talepte bulunması gerekiyor. Bu Mısır cihetine olsun. Karim Abu Salim'den, yani kuzeyden çıkacaksa eğer, işgal devleti üzerinden çıkacaksa da oradan alınacak bir izne talip olması gerekiyor. Ve bunun sonucunda izin verilir ise eğer ancak çıkış yapabiliyor. Ancak bu izni ne zaman verileceği belirsiz. İzin verilip verilemeyeceği çok belirsiz. Zira Gazze'de işgal devletinin koymuş olduğu çok uzun bir kara liste var. Girişi çıkışı yasaklanan kişiler şeklinde. Bunların arasında akademisyenler de var. Bunların arasında gazeteciler de var. Sırf yaptığı işten dolayı, söylediklerinden dolayı, sosyal medyada yazdıklarından dolayı bu listeye alınan veya sebebinin belli olmadığı kişiler de var. Dolayısıyla hani gerçekten giriş çıkışın çok kısıtlı olduğu bir yerden bahsediyoruz. Peki bundan başka sınır kapıların kontrolü yine ticarete de vuruyor. İthal malların gelmesi, Gazze üretiminin ihracatını da durdurma noktasına getiriyor. Sınır kapılarının kapanıp açılması veya belli şeylerin girişine izin verilip belli şeylerin girişine izin verilmemesi gibi durumlar. Bu ambargo yine elektrik, su, internet ve temel altyapı ihtiyaçlarını da çok etkiliyor. Zira Gazze'de birçok, yani 7 Ekim'den öncesinden bahsederken, günde 2-3 saat maksimum, belki 4-5 saat eğer iyi durumlardaysa elektriğin geldiği yerler var. Ya da daha doğrusu genel olarak Gazze. Bunu engelleyen işgal devleti mi? Bunu engelleyen, evet, işgal devleti. Zira işgal devleti elektrik santrallerinin kurulmasını engelliyor. Elektrik santrallerinin işletilmesi için gereken yakıtın ne kadar gireceği, nasıl kullanılacağını kontrol ediyor. İşgal devleti şimdiye kadar bu 18 yıl içinde yaşanan bütün saldırılarında elektrik santrallerine zarar verdiği için, bu elektrik santrallerinin tekrar yapılmasına da engel olduğu için çok sınırlı bir şekilde elektrik üretimi var. Dolayısıyla hani Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir konumda değil. Bu nedenle hani günde dediğim gibi 2-3 saatlik bir elektrikle ancak bütün hayatı geçindirmeye çalışıyor bir Gazze'li. Su ihtiyacına gelecek olursak, hem elektriğin olmamasına bağlı olarak su arıtımının olmaması ve dolayısıyla evlere su gelmemesi gibi bir sorundan, hani sıkıntıdan da bahsediyoruz. Bundan başka da arıtım sistemlerinin Gazze'de yine olmaması ve işgalin bu sınır kapılarının kontrolüyle birlikte işgal devletinin ikili kullanım olarak ilan ettiği, hani sivil ve askeri olarak da kullanılabileceğini iddia ettiği belli malzemelerin girişini de yasaklıyor. Ama bu malzemelere baktığımızda bunun içinde demir var. Çok temel, her yerde kullanılabilecek demir. Bazı işte bu altyapı ve sistemlerin, hani işte su arıtım sistemleri olsun, elektrik sistemlerin olsun, bunların yenilenmesinde kullanılabilecek aslında malzemeler de var. Sırf ikili kullanım hani oluşturabileceğini iddia ettiği için bunların girişini yasaklıyor. Dolayısıyla bahanenin arkasına sığınıyor açıkçası. Yani aynen tamamen öyle. Gazze'nin refahının olmaması, sıkıntı yaşaması için o zaman bunu yapıyor. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla dediğim gibi bu altyapı oluşturulamıyor. Yine işgal devleti sınır kapılarını kontrol ettiği için özellikle de Karim Abu Salim kapısından ticari mallar daha çok giriyor Gazze'ye veya hani oradan ticaret giriş çıkışı oluyor malların. İsrail Gazze'ye girecek gıda malzemelerinde kalori hesabı yapıyor. Bir kişinin ölmeyip hayatta kalması için gereken minimum kalori ne kadarsa 2 milyon 300 bin Gazze'linin ihtiyacını karşılayacak kalori kadar ancak gıda malzemesini içeri alıyor İsrail. Dolayısıyla hani bu noktada da gıdaya ulaşım noktasında da çok büyük sıkıntılar yaşıyor Gazze'li. Bunu ancak işte yerli üretimle bir şekilde yürütmeye, hani tedarikini gerçekleştirmeye çalışsa da bu durum yani bu kadar kolay değil. Hani bu bunca sıkıntının yaşandığı bir ortamda. Dolayısıyla hani ambargo dediğimizde genel olarak belki biraz böyle bahsedilebilir. Hani daha farklı noktalarına gelecek olursak, Gazze'de bir sağlık ambargosu var. Sağlık ambargosu nasıl var? Bu işte ikili kullanım oluşturabileceğini iddia ettiği malzemelerin içinde tıbbi malzemeler de var, tıbbi cihazlar da var. Bunların Gazze'ye girişi tamamen yasaklanıyor.
Bunun dışında Gazze'de belli tıbbi eğitimlerin alınmasını sağlayacak cihazlarda ya da işte ekipmanlarda girişi yasaklandığı için Gazze'de bir doktorun yetişmesi de çok zorlanıyor. Gazze'de bunun dışında bir eğitim ambargosu var aslında. Eğitimin alınması, eğitime belki daha detaylı evet, da daha konuşacağız. Detaylı geleceğiz inşallah ona. Yani aslında baktığımız zaman temel insani kaynaklar bunlar. Yani ikili kullanım diye bahanesiyle insanların temel kaynaklara ulaşmasını engelliyor. Evet, ben bomba atmasam bile günlük hayatta oraya ben onu bir şekilde yıldıracağım. Yani açlıkla, susuzlukla, temel ihtiyaç malzemenin eksikliğiyle ben ona zarar vereceğim düşüncesi var şu an sizin anlattıklarınızda işgal devletinde. Kesinlikle. İşgal devletin bu ambargo uygulamasının en büyük sebebi de buydu. Hani Hamas hükme geldiği zaman ve hani burada bir yönetim kurmaya çalıştığında, bir hayatı devam ettirmeye çalıştığında aslında siz burada hayat devam edemezsiniz. Siz benden bağımsız herhangi bir şey yapamazsınız demek istediği için aslında bu ambargo uyguluyor. Böyle bir baskı uygulamaya çalışıyor Gazze halkının üzerinde. Evet. Bir diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi biz Aksa tufanından önce, yani bu Aksa tufanı biraz milat oldu. Gerçekten hep öncesi sonrasını diye konuşuyoruz. Öncesinde kadınların yaşadığı sıkıntılara biraz değinmek istiyorum. Ne gibi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyordu bayanlar? Aslında bu bahsettiğimiz temel ihtiyaçların eksikliğinden en çok zarar gören ve en çok bununla günlük hayatta yüzleşen toplum kesimi de aslında yine kadınlar oluyor. Yani zira aslında bir kadın sabah ilk uyandığı andan itibaren bu ambargonun sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, zorluklarıyla karşılaşıyor. Elektriğin olmadığı bir evde, suyun olmadığı bir evde ailenin de hayatını devam ettirmeye çalışıyor. Zira hani evin günde 2-3 saat sadece elektriği geliyor. Bu 2-3 saat içerisinde bütün evin ihtiyaçlarını karşılamak ve bunları gidermek durumunda kalıyor. Eldeki hani kısıtlı imkanlar dahilinde. Ama hani bunun da yanında yine sağlıktan bahsedecek olursak kadınların hani tedavisini görmesi gereken birçok alanda özellikle hani kadınsal hastalıklar noktasında Gazze'de bu tedaviyi maalesef göremiyor. Çünkü birçok yani dediğim gibi birçok hani ekipmanın aslında hastalıkların çok daha baştayken ortaya çıkarabilecek birçok ekipman Gazze'ye girişi yasak. Dolayısıyla kadınlar bu hastalıklarını daha erken bir vakitte karşılayamıyor. Yani hani bunu öğrenemiyor, bunun tedavisini de göremiyor. Gazze'de örneğin Ekim itibariyle, 2023 Ekim itibariyle 50 binden fazla hamile kadın vardı aslında. Ancak hem bu savaş sürecinde hem 7 Ekim öncesinde de yine aynı şekilde durum çok daha iyi değildi maalesef. Bu hamile kadınların hamilelik döneminde ve doğum sonrasında da görmesi gereken tedaviler noktasında Gazze'de çok büyük bir yetersizlik var. Gazze'de kişi başına düşen yatağa hani hastanelerde hasta yatağını düşündüğümüzde 1000 kişiye 1-1,5 yatak düşüyor aslında. Hani burada ne kadar sağlığın aslında ulaşılamaz bir temel ihtiyaç olduğunu da görüyoruz. Bunun dışında Gazze'de kadınlar aslında biraz daha hani eğitimden de bahsedeceğiz ama eğitime ulaşım noktasında da çok fazla zorluklar yaşıyorlar. Bundan daha detaylı bahsedeceğimiz evet, için inşallah. Şu an geçiyorum. Evet, inşallah. Bir de şuna değinmek istiyorum. Biraz önce dediniz ya işte kadınsal hastalıkların tedavisi noktasında kısıtlama var diye. Bunun için Gazze'li hanımefendiler bu tedavilerini ya herhangi bir tedavisi için Gazze dışına çıkabiliyor mu? Yani bunu öne sürdüğü zaman. Ya böyle bir durumda Gazze'li kadın önünde iki seçenek var. Ya işgal devletinden izin almak suretiyle yine hasta olarak izin almak suretiyle Kudüs hastanelerinde tedavi görmek var. Oradaki teknoloji hani normalde bulunması gereken teknolojik aletler orada bulunduğu için aslında oraya gidiyor. Ancak böyle bir izin çıkarılması oldukça zor ve çok uzun süren bir durum. Yani şöyle bir kanser hastasının bir kadının bunu öğrendiği aşamada eğer hani birinci, ikinci ya da işte çok erken bir vakitte bunu öğrenebilse de bu izni alana kadar çok daha kötü evrelere kadar gidebiliyor. Dolayısıyla tedavi göremeyecek noktaya kadar gelebiliyor. Hani dolayısıyla o noktada gördüğü bir tedavi çok fazla etkili olamıyor. Hani normalde kurtarılabilecekken kurtarılamayacak bir hale geliyor. Evet. Ya da eğer hani imkan dahilindeyse yine bu sefer de Mısır'dan izin alarak tedavisini yurt dışında hani kendi imkanlarıyla karşılamak suretiyle hani bu şekilde bir tedavi görmesi
mümkün olabiliyor. Ancak bu da hani düşünebileceğiniz üzere hani yine izin alması çok zor oluyor. Tedavisi zaten bunlar çok yüklü, masraflı tedaviler. Hani Gazze'nin ekonomisinde bunu karşılayabilecek aile sayısı da çok nadirdir. Dolayısıyla hani böyle bir tedavi erişimi de aslında çok kısıtlı oluyor. Evet, evet maalesef ki. Şöyle bir şey, peki Gazze'li bayanların şu an yaşadığı sıkıntıları görebiliyoruz. Yani 7 Ekim'den sonra ciddi anlamda aslında onların teslimiyetine, mücadelesine şahitlik edebildik. Ve bu bizleri çok etkiledi. Hatta yakın zamanda bir hanımefendinin yıkılan evinin işte balkonunu bir güzel temizleyip çiçeklendirdiğini, çiçeğin ektiğini, koyduğunu, kahvesini hazırladığını, oturup da o yıkılan binaların enkazına bakıp da hani ben ölmedim, buradayım ve gitmeyeceğim imajını açıkçası yansıtıyor herkese. Şimdi bu çok aslında büyük bir şey. Evet. Çünkü şu an aklımızın, hayalimizin almayacağı bir soykırım var orada. Ve oraya düşen bombaların sayısının haddi hesabı yok. Ama böylesi bir soykırım ortamında kendisini çok iyi bir şekilde yetiştirmiş. Bunun arkasındaki etken nedir? Nasıl oluyor da bir bayan bunca zulme rağmen evladını kaybediyor, eşini kaybediyor, ailesini kaybediyor. Ama yine hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize vekil diyor ve yetiştirdiği çocuklara baktığımız zaman 13-14 yaşındaki çocuğun korkusuzca ben askerlerden korkmuyorum, askerler bana ne yapabilir gibi bir röportaj veriyor. Bu ciddi anlamda etkileyici. Şimdi bunun arkasındaki etkeni aslında ben çok merak ediyorum. Eminim ki izleyicilerimiz de merak ediyordu. Biraz bununla ilgili konuşmak istiyorum. Neler söylemek istersiniz? Bunun temelinde aslında biraz hani bunu anlayabilmek için daha çok Gazze halkına bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve hani kadının Gazze halkındaki yerini anlamak gerekiyor bence. Hani her toplumda dediğimiz gibi toplumun temeli aslında o kadındır. Hani yarısı eğer kadının kendisi ise yarısı da kadının yetiştirdiği evlatlarıdır aslında. Gazze halkında da yine durum aynı şekilde. Dediğiniz gibi hani kadının kendi teslimiyetinin yanında çocuklarına, evlatlarına öğrettiği, onlara aşıladığı bir teslimiyet, bir bilinç var aslında. Dolayısıyla burada hani herhalde öncelikle şuna bakmak gerekir. Gazze'li kadının çok büyük bir bilinci var aslında. Hem dava bilinci noktasında, hem dünya hayat bilinci noktasında çok büyük bir bilinci var ve bunu aslında destekleyen toplumda çok fazla etmen var. Gazze'li kadın genelde eğitimine çok düşkündür. Hani Gazze'ye baktığımızda dünyadaki okuma yazma oranının en yüksek olduğu yerlerden biridir. Bütün saydığım ambargoya ve zorluklara rağmen aslında. Ve bunda da hani kadın da gayet nasibini almıştır aslında. Hani Gazze halkında erkeğin kadının eğitim görmesi noktasında pek bir ayrım yoktur. İkisinin de eğitimi eşit derecede önemlidir çünkü. Okuma yazma oranı çok yüksek. Gazze'li kadınların tamamına yakını aslında temel eğitimini bitirmiştir. Ve çoğunluğu, çok büyük bir çoğunluğu da yüksek eğitim, üniversite, yüksek lisans, doktora diplomalarına da sahiptir. Hani bütün bu yaşadığı zorluklar ona eğitiminden bir türlü hani geride bırakmamıştır. Buna evet, devam etti. Bu çok önemli bir nokta aslında baktığımız zaman. Şu an biz elhamdülillah çok refah bir seviyedeyiz. Fakat belki bu refah seviyesi içerisinde bu elimizdeki imkanları kullanamıyoruzdur. Ama baktığımız zaman orada o imkansızlıkla birlikte aslında Gazze'li bayan kendini çok iyi bir şekilde yetiştirmiş ve o bence bu yetiştirmenin verdiği etkiden dolayı da bu kadar mücadeleci bir bayan. Yani karşına gelebilecek her sıkıntıya rağmen asla yenilmiyor. Bu bir etken değil midir? Kesinlikle. Herhalde hani temel etkenlerden de biridir aslında. Şöyle ki hani Gazze'li kadın da eğitimine ulaşmaya çalışırken ya da hani bu eğitim sürecinde de yalnızca üniversiteden ya da okuldan gördüğü eğitimlerle değil, bu onun dışında sivil toplum örgütlerinin olsun, en temelinde camilerin olsun, bu çalışmaları bilinçlendirme ve eğitim çalışmalarına da hani büyük bir katkı sağlıyor. Hem kadının kendisi de çok büyük katkı sağlıyor, oradan da çok faydalanıyor. Yani şunu demeye çalışıyorum, hani nereden bir eğitim almaya çalışıyorsa ya da nereden bir eğitim alma imkanı varsa, nereden bir şeyler öğrenme imkanı varsa Gazze'li kadın bunun peşine düşüyor.
Bunun mesela şunu çok görüyoruz. Gazze'li kadınlar özellikle son zamanlarda, bu herhalde pandemi sonrasında uzaktan eğitime dünya olarak çok daha, hani daha fazla bir yönelim oldu. Daha bir kolaylık sağlandı. Gazze'de uzaktan eğitim çok revaçta olan bir şey aslında. Hani herkesin illa uzaktan, böyle özellikle yurt dışındaki üniversiteler dahilinde gördüğü eğitimleri illaki vardır. İngilizce ve yabancı dil seviyeleri mesela çok yüksektir. Şunu mesela çok şaşırıyorum, oradaki kuzenlerimle, akrabalarımla da konuşurken birçoğu çok iyi Türkçe konuşuyor. Hiçbir şekilde Türkiye hayatlarına hiç gelmemiş olmalarına rağmen, ancak hani bu yabancı dili de öğrenmek isteyip dünyayı anlamaya çalışmalarının içinde aslında bu dillere de çok büyük merakları var. Eğitiminin yanında kadın çalışma hayatında da çok yer alıyor, Gazze'li kadın. Çünkü ambargodan dolayı aslında, şundan biraz bahsetmek gerekiyor. Ambargonun hani sonuçlarından biri, Gazze'de çok büyük bir işsizlik oranı var. Hem işsizlik oranı var, hem eksik istihdam dediğimiz bir şey var. İşsizlik oranı 7 Ekim'den öncesine baktığımızda %45-50'ye varan bir işsizlik var. Ve hani bu dolayısıyla ekonomiyi ve ailenin içindeki istikrarı dahi çok etkileyen bir etmen. Bunun dışında hani dediğim gibi herkesin çok yüksek diplomaları, eğitime düşkünlüğü olmasına rağmen maalesef bu aldığı eğitimi, deneyimi, tecrübeyi istihdam edebileceği alanlar kısıtlı ve pek yok. Dolayısıyla hani eğitimine mukabele edemeyecek çok daha eksik görevlerde bulunmak durumunda kalıyor. Ancak Gazze'li kadın bunu şu şekilde tedarik etmeye çalışıyor. Uzaktan çalışıyor bu sefer. Genelde mesela yurt dışındaki işte sivil toplum kuruluşları olsun, yurt dışındaki üniversitelerle dediğim gibi olsun, yazarlık, sosyal medya yazarlığı, teknoloji, işte yazılım, bilgisayar mühendisliği gibi uzaktan yapılabilecek aslında şeyleri Gazze'li kadın bu şekilde çalışmaya çalışıyor. Hani hem ailesinin ekonomisine destek olmak, hem aslında toplumun da ekonomisine destek olmak, evet, noktasında böyle çok büyük bir rolü var. Ancak hani burada da herhalde ambargonun da getirdiği zorluklardan biri de bu kadınların günde çok kısıtlı bir elektrik ve dolayısıyla çok kısıtlı bir internet erişiminin olması nedeniyle bu işleri de maalesef çok kısıtlanıyor. Yani aslında dünyada artık biz 4-4.5-5G'li internetlerden, internet hizmetinden bahsederken bugün Gazze'de yalnızca 2G'li internetten bahsediyoruz. Ve bu durum aslında internet kullanımını da çok etkiliyor. Bu uzaktan çalışacak ya da işte yazılım, mühendislik gibi daha ağır programların çalıştırılması gereken örneğin alanlarda maalesef Gazze'li kadınların buna erişimi çok kısıtlanıyor. Evet, yani kendi ülkesinin dışında çalışabilecekken aslında bu temel haklarının olmamasından dolayı bunu da yapamıyor o zaman, evet, baktığımız zaman. Çünkü sizin de dediğiniz gibi Gazze'de 4 saat verilen bir elektrik varmış ve o 4 saatte tabii ki de bu bir bayan için veya bir çalışan için yeterli değil. Yani bir çalışan için de yeterli, evet, değil, herhalde bir bayan için. Burada bile bir kısıtlama var. Bir de şuna değinmek istiyorum. Cami ve sivil toplum kuruluşu denediniz. Bu konuda nasıl bir çalışma var? Yani bayanlar oradan nasıl istifade edebiliyor? Gazze'de hem kadın istihdamına yönelik, yani daha nasıl desem, kadının hani iş bulma olanağını yükseltecek ya da daha farklı işlerin, hani kendi üretebileceği, aslında üretimlerini sağlayabileceği işlerin çok fazla eğitimi var. Bunlar nakış gibi eğitimler de olur. Bilgisayar eğitimi de mesela çok yaygın. Hani bilgisayar kullanımı ve hani bu bilgisayar kullanımının daha da nasıl desem, daha detaylı, daha tecrübeli kısımları da aynı şekilde. Bu eğitimlere de mesela kadın çok yöneliyor. Bunun genelde mesela sivil toplum örgütleri olsun ya da işte UNORWA dediğimiz daha Gazze'li kadınların eğitimlerine yönelik çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler'in bir kolu. Bu örgütlerin ya da hani Gazze'deki kendi mesela işte büyük ailelerin olsun, bunların hani sağladığı bazı mesela eğitimler vardır. Evet. Ya da Gazze'nin içinde aslında eğitim almış kadınların da kadınlara verdiği eğitimler, evet, var. Evet, çift yönlü her şeyi kullanıyor. Yani her şey, aynen. Alabileceği her yerden istifade, kesinlikle, etmeye çalışıyor. Yani evet, bunu, evet, anlıyoruz.
Evet hocam, Gazze'li bayanların yaşadığı sıkıntıları, işte bu soykırıma karşı nasıl sağlam bir şekilde ayakta durduklarını konuşuyorduk. En son cami ve sivil toplum kuruluşlarından bahsettiniz. Oradan isterseniz devam edebiliriz. Dediğim gibi hani sivil toplum kuruluşlarının verdikleri çok fazla eğitim var. Ya aslında buradaki eğitimlerden de biraz bahsetmemin nedeni şu. Hani önce onu bir açıklamak lazım sanırım. Gazze'li kadının toplumda çok önemli bir yeri var. Hem eğitimiyle olsun, hem bilinciyle olsun, edindiği bilinciyle olsun. Dolayısıyla onu hayatta tutunmaya itebilecek, onun hani ne olursa olsun devam etmesini sağlayabilecek kendisinin de bildiği bir değeri var. Ve hani bunu böyle imkanları da var aslında. Hani ne olursa olsun işte evi de yıkılsa bu sefer farklı bir şekilde bir şeyler yapabileceğini de biliyor. Eğitimine bir yerde devam edemese farklı nasıl devam edebilir mi düşüncesine giriyor. Bu aslında birazcık hani ne olursa olsun hayat devam ediyor. Yılmıyor, pes etmiyor. Ve, hiçbir şekilde ya ben hiçbir şey yapamam. Zaten evet. Evimi kaybettim, her şeyimi kaybettim, eğitimimi devam ettiremiyorum gibi psikolojik aslında kendini yıldırmaya gidecek hiçbir şeye girmiyor. Yani daha farklı alternatif nereden bulabilirim? Nereden nasıl istifade edebilirim? Kendimi her yönüne, yani bu sadece dünyevi ilimle değil, yani çift taraflı bir evet. Bakış açısına sahip baktığımız zaman Gazze'li aynen, bayan. Kesinlikle. İşte tam burada aslında biraz hani camilerden bahsediyorduk. Gazze'de camiler artık sadece hani namaz kılınan, ibadet edilen ve hani eve gidilen bir yer değil. Cami başlı başına aslında bir eğitim merkezi. Biz mesela işte daha çok genç yaşlardayken, yani ilkokul birinci sınıftaykenden itibaren okuldan öncesinde ve sonrasında Kur'an ve dini eğitimlerimizi mesela camilerden görüyorduk. Ve hani bu şekilde yetişiyor aslında bu kadınlar. Daha sonrasında da işte Kur'an tilaveti noktasında, şer'i ilimler noktasında çok geniş çaplı ve yani sağlam temelli eğitimler veriliyor bu camilerde. Ve gerçekten bir üniversite gibi aslında diplomayla mezun oluyor buradan kadınlar. Hani hem bir yandan kendi yüksek öğretimini devam ettiriyor. İşte mühendislik alanlarında, tıbbi alanlarda olsun farklı alanlarda eğitimi görürken bir yandan da dini eğitimini de hani elden bırakmayı bu camilerde de görüyor. Örneğin mesela Gazze'de Gazze İslam Üniversitesi'ni belki duymuşsunuzdur çok. Gazze İslam Üniversitesi'nde de daha hani İslami tipte bir eğitim de görülüyor. Şöyle oluyor o da genelde. Hani yüksek öğretim ya da lisans eğitiminin gerektirdiği derslerin yanında zorunlu olarak İslami ilimler de aslında görülüyor. Hani bu fıkıh olsun, işte Kur'an olsun, sünnet olsun artık hani gerektiren, gereken bütün dersleri de orada görüyor. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir kadın yetişirken iki yönlü de yetişiyor. Hem dünyevi ilimlerini de görüyor. Bir yandan da kendisini yani imanını güçlendirecek eğitimlerini de elden bırakmıyor. Evet ve böyle bir bilinçle aslında yetişmesi ve dolayısıyla toplumu da bu şekilde yetiştirmesine de yol açıyor. Bu. Evet ve sanırım soykırıma karşı bu kadar sağlam durmasının nedeninden biri de imani açıdan kendini en kesinlikle. Güzel seviyeye ulaştırmasıdır. Çünkü gerçekten eğer biz iman açısından zengin değilsek ve kuvvetli bir imana sahip değilsek Allah muhafaza imanımız bizi belki çok farklı bir seviyeye getirebilecek. Ama sizin de dediğiniz gibi bu cami faaliyetlerin aslında yoğun olması ve bayanların buraya teşvik etmesi onların böyle tam teslimiyetle karşılarına gelebilecek bütün zorluklara karşı ben asla yenilmedim düşüncesinde olmalarına sebebiyet veriyor. Ve bence bir toplumda eğer bu varsa o toplum asla yenilmez. Kesinlikle. Hangi zorlukla karşılaşırsa karşılaşsın. Zaten toplum İslami bir yaşantıdan koptuğu zaman yenilir. Ama İslami yaşantısıyla dünyevi yaşantısını bir arada tuttuğu zaman, ikisine de önem verdiği zaman o toplum hiçbir zaman hiçbir topluluğa yenilmeyecektir. Ve bilinçli olduğu sürece. Evet ve bence biz şu an Gazze'deki o kadınların teslimiyetine hayran olduğumuz zaman oturup o zaman kendi iç muhasebemizi yapmamız gerekiyor. Biz bu konuda ne gibi bir eksiklik içerisindeyiz? Şimdi hanımlar izliyordur muhakkak. Hepsine şöyle bir iç muhasebe yapması gerekiyor. Öyleyse o zaman bizim de hem dünyevi hem de uhrevi hayatımız için
aynı şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Yani sadece bu dünya hayatı üzerinde dünyamı güzelleştireyim, güzel bir yaşantım olsun, güzel bir gelirim olsun düşüncesi değil. Biz çift yönlü düşündüğümüz zaman güzel nesillerin de yetişmesine sebebiyet vereceğiz ki bu 10 yaşındaki bir çocuğun verdiği röportajdan da anlayabiliyoruz. O annesinden aldığı eğitimle, babasından aldığı eğitimle bu şekilde düşünebiliyor. Yani bir çocuğa anne baba ne verirse o çocuk da onu aktaracak ve biz bunu görebiliyoruz. Kesinlikle. Evet. Bununla ilgili anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı yoksa bir sonraki soruma geçeyim mi? Ya bununla ilgili işte şunu herhalde eklemek gerekiyor. Yine başa dönüyoruz ama işte kadın toplumun temelidir noktasında. Gazze'de kadınlar bu bilince sahip olmasa dediğiniz gibi hani bu bilincin peşinden koşmasa ve çocuklarını da bu şekilde yetiştirmenin peşinde olmasa herhalde bugün gördüğümüz o direnişçi Gazze halkı belki de olmayacaktı. Herhalde bununla ilgili şöyle bir şey ekleyebilirim. Bununla ilgili hazırlık yaparken Filistinli bir yazarın şöyle bir yazısına denk geldim. Diyor ki Filistin halkında şöyle bir şey var. İlk nesil yani bu 1948'de Nekbe'yi yaşayan ilk nesil yaşadıklarından sonra artık karnını doyurmanın, temel ihtiyaçlarını gidermenin derdine düştü. Çünkü artık her şeyini kaybetti. Ve hani elindeki imkanlarla sadece hayatta kalmanın peşine düşmeye başladı. Ancak ondan sonra gelen nesil ise eğitiminin öneminin farkına vardı. Bu yaşadığı, her gün yaşadığı, her gün gördüğü zulme karşı sadece eğitimiyle başa koyabileceğinin farkına vardı. Dolayısıyla eğitime sımsıkı sarıldı. Ve artık hani elindeki tüm emeğini, tüm çabasını bu eğitiminin peşinde koşmakla geçirdi. Üçüncü nesil ise bu ikinci nesilden aldığı eğitimle ve bundan aldığı bilinçle aslında artık hareket etmesinin, bir aksiyon almasının gerektiğinin farkına vardı. Dolayısıyla hani bu eğitimle, bu bilinçle birlikte Filistin özgürlüğü için ve bu zulme karşı direnmek adına artık hareket etmek istediğinin ve bunu hani her türlü yönlü, her yönlü şekilde de yapması gerektiğinin farkına vardı. Gazetecilerle olsun, sağlıkçılarla olsun, mühendisleriyle olsun. Biz artık bu noktada üçüncü nesil sayesinde aslında bir Filistin'in sesinden, bir Filistin'in dünyaya duyurulmasından bahsedebiliyoruz ancak. Ve şu an aslında İsrail bu yaptıklarında, bu soykırımla birlikte bu üçüncü nesile bir ders vermeye çalışıyor. Sen eğer hareket edersen, sen eğer bana karşı bir aksiyon almaya çalışırsan seni birinci neslin olduğu hale geri döndüreceğim. Seni öyle bir hale getireceğim ki temel ihtiyaçlarından, karnını doyurmaktan daha başka bir derdin olamayacak. Çünkü hani bunu bile karşılayamayacaksın. Aslında bunu yapmaya çalışıyor ve Gazze'de bilinciyle birlikte ve bu hani inancıyla da aslında buna karşı da direnmeye çalışıyor. Evet, evet, çok güzel bir şekilde özetlediniz aslında o üç nesilin ve şu an gerçekten işgal devletinin yapmak istediği şey bu. İlk nesle yaptığının aynısını tekrar yapmak. Evet. O başarıyı sözde onlar için başarı olan o durumu tekrar yaşatmak. Hı hı. Ama inşallah Allah-u Teala onlara bunu nasip etmesin. Böyle bir fırsat Amin. Vermesin ve Amin. Oradaki kardeşlerimize zafer nasip etsin. Şimdi eğitimi konuştuk. Bir de eğitimlerini alırken bayanların yaşadığı zorluklara değinmek istiyorum. Ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Bu eğitim noktasında yapmak istediklerine ulaşabiliyorlar mı? Ulaşamadıkları takdirde neler yapıyorlar? Biraz buna değinelim isterseniz. Tahmin edeceğiniz üzere kadınlar yani Gazze halkın tamamı da aynı şekilde. Kadınlar da bundan nasiplenmiş maalesef. Eğitimlerine ulaşma noktasında genel olarak çok büyük bir sıkıntı, çok büyük bir zorluk var. Bu ambargonun getirisiyle birlikte üniversitelerde her ne kadar hani belli bir noktaya kadar eğitim alabilseler de özellikle daha pratik eğitim isteyen, daha laboratuvar eğitimi gibi olsun, daha saha çalışmasını gerektiren örneğin ilimlerde maalesef bu eğitimlerini alamıyorlar. Yani birçok kişiyle konuştuğunuzda hani normalde bir laboratuvarda yapılması gereken çalışmaları ancak videolarını izlemekle eğitimlerini alabiliyorlar. Hani çünkü dediğim gibi bu ekipmanların tamamen girişi yasak. Zaten İsrail böyle bir eğitim hani bu kadar temelli, bu kadar iyi bir eğitimin Gazze'de verilmesini zaten istemiyor. Evet. Peki Gazze'de alamadığı bu eğitimini yurt dışında almak istese
yurt dışına çıkması ayrı sıkıntı. Yurt dışında eğitim alması, yıllarca kalması ayrı sıkıntı. Özellikle kadınlardan bahsediyorsak burada. Yurt dışına hadi çıkabildi, bu sefer geri gelebilecek mi? Geri ailesinin yanına dönebilecek mi? O ayrı bir sıkıntı. Mesela şu an Türkiye'de de bulunan birçok Gazze'li öğrencinin yaşadığı sıkıntılardan biri de Gazze'den çıktıktan sonra geride bıraktığı ailesinin durumundan emin olamıyor. Hayatta kalacak mı, kalamayacak mı? Bu kadınların aslında hani eğitim görürken de kendi aileleri de var. Çocukları olan kadınlar da çok fazla Gazze'de. Hani Gazze'de kadının çocuğunun olması ya da bir ailesinin olması eğitimine engel bir durum değil. Gayet de eğitimine devam ediyor. Dolayısıyla hani bu çocukların da geride bırakıp eğitimine devam etmesi çok ayrı. Dolayısıyla biz Gazze'de bir doktordan bahsederken, bir hemşireden bahsederken aslında yetişmesi çok zor bir insandan da bahsediyoruz. Hani ne olursa olsun bütün bu sıkıntıları aşarak devam etmeye çalışan bir insandan bahsediyoruz. Gazze'de mesela tıp eğitimi belli bir noktaya kadar kesinlikle veriliyor. Ancak belli eğitimlerin yurt dışında alınması gerekiyor. Gazze'de böyle bir eğitimi, böyle bir bu eğitimi alabilecek bir ortam yok çünkü. Evet, evet. Doktor deyince aklıma şöyle bir direkt gözümün önünde bir görüntü canlandı. 7 Ekim'in ilk zamanlarında siz de çok iyi hatırlarsanız Gazze'li bir doktor kendi önlüğünü çıkartıp işte kurşunların arasında olan bir genci kurtarmak için kendini kurşunların önüne attı ve onu kurtarmaya çalıştı. Herkes şunu düşündü ya imanına kuvvet nasıl olabilir ki kendini attı. Aslında o doktorluk seviyesine gelene kadar nasıl zorluklarla geldiğini şu an siz anlatırken onu çok iyi bir şekilde anladım. Yani doğumundan o yaşına kadar yaşadığı bütün zorluklar onu o kadar böyle dirençli bir direnişçi haline getirmiş ki. Hani o an onun önüne atılması onun için çok normal bir şeymiş. Zaten sizin de dediğiniz gibi yani o doktorluk unvanını alması apayrı bir durum. Hani onu aldıysa da ne gibi bir zorluklarla zaten almış. O zaten onu yaşarken bir mücahide konumuna gelmiş. Kesinlikle. Ve kendini hiç düşünmeden o kurşunların önüne atabilmiş. Direkt o hanımefendi gözümün önüne geldi ve hatta simge oldu. Birçok tıp doktorlarının işte bu konudaki sivil toplum kuruluşlarının simgesi haline geldi. Gazze'li bayan her yönüyle bir simgedir. Çünkü mücahide konumunda yetişiyor gerçekten. Yani çok apayrı bir konumda ve sizin de devam ettiğiniz gibi eğitim konusunu hiçbir şekilde boş bırakmıyor. Biz İslam'ın ilk ayetini, Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin ikra yani oku olduğunu biliyoruz ve Allah-u Teala bu ayeti kerimesiyle aslında oku, bilinçlen, bilinçli bir toplum ol, ümmetine faydalı bir birey ol demek istiyor. Ve aslında şu an günümüze baktığımız zaman bizler çok refah seviyesinde olan bir toplumuz elhamdülillah ama bu ikra ayetinin gerekliliğini yapıyor muyuz diye düşündüğümüzde toplumun belki çok az bir kısmının yaptığını maalesef ki görüyoruz. Ama Gazze'ye baktığımız zaman bu ikra ayetinin mihenk taşının hangi seviyede olursa olsun onu en iyi şekilde aldığını da görebiliyoruz. Ve her yönüyle aslında bize bir örnek değil midir? Kesinlikle. İşgal devleti aslında bunu bildiği için biraz da bu kadınları, bu insanları hedef alıyor. Zira Gazze'de bir doktorun yetişmesi ne kadar zor olsa da bu doktorlar yetişmeye devam ediyor ve bu toplumun temelini oluşturuyorlar. Gazze'de bu insanları yetiştirenleri de hedef alıyor işgal devleti. Zira bugün itibariyle bahsettiğimizde 100'e yakın fakülte başkanının öldürüldüğünü gördük geçmiş 7 ay içerisinde. Yüzlerce belki de işte doktoraya sahip ya da çok yüksek eğitimlere sahip insanlar öldürüldü. Ve maalesef bu insanların dediğim gibi yetişmesi çok zor aslında. Bilinçli bir şekilde yapılıyor. Kesinlikle. Ve sağlık personelleri bilinçli bir şekilde hedef alınıyor. Sağlıklı personelleri de denmişken daha bir geçtiğimiz hafta içerisinde hala Gazze'nin kuzeyinde yaşanan her şeye rağmen Gazze'nin kuzeyinde göreve devam eden bugün itibariyle 225. günündeyiz savaşın. Ve buna rağmen hani görevine devam eden hemşire görevine giderken, yani hastaneye doğru giderken, evinden hastaneye doğru giderken hedef alındı ve öldürüldü. Bu hemşireyi düşündüğümüzde aslında zaten yıllar isteyen bir eğitimden geçiyor. Bu eğitiminin üzerinde muhtemelen Gazze'de çok kısıtlı zaten bir eğitim gördüğü için belki de yurt dışında eğitim görmek durumunda kalıyor.
Ve bu, bütün bu zorluklara rağmen yetişmiş, toplumuna faydalı olmaya çalışmış birisi olduğu için de işgal devleti, işgal güçleri bunu da hedef alıyor. Gazze'de şu anda okulların %80'i kullanılamaz hale geldi ve buna rağmen artık çadırlarda eğitime devam etmeye başladılar belli yerlerde. Üniversitelerden bahsettiğimiz üniversiteler, hani aslında sadece belki de hani biz şu an 7 Ekim'den sonrasını çok iyi görüyoruz Gazze'de. Şu an hiçbir üniversitenin ayakta kalmadığını görüyoruz. Ama aslında bunun öncesinde de yani 18 yılı içerisinde defalarca bu üniversiteler yine hedef alınmaya devam edildi. Ya yani mesela şunu herhalde 7 Ekim'in başlarındayken bu Gazze İslam Üniversitesi'nin ilk hedef alındığı zamanlarda ailecek konuşurken şöyle bir konuşma geçti aramızda. Zaten her savaşta burası hedef alınıyor. Şu bellidir mesela. Gazze İslam Üniversitesi'nin bilim fakültesi genelde her savaşta vuruluyor. Her savaşta zarar görüyor. Çünkü çok büyük insanları yetiştiren yer orası oluyor. Bütün laboratuvarların olduğu, Gazze'nin en büyük aslında laboratuvarların da olduğu yer, en temel, en güçlü eğitiminin verildiği yerler buralar. Ancak buraların bu kadar kolay insan yetiştirmesini istemediği için de işgal devleti buraları da hedef aldı. Bilinçli bir şekilde hastaneler, üniversiteler, okullar, bunların hepsinin vurulmasının nedeni aslında bilinçli bir şekilde yapılması. Evet, kesinlikle. Tamamen yok edilmesi. Ama şu da etkileyici. Sizin işte aile içerisinde konuşmanız da çok etkileyici. Neden? Sürekli vurulduğunu dile getirdiniz ve demek ki sürekli hedef alınmış ve hedef aldıktan sonra tekrar inşa edilmiş orası. Tekrar yani pes edilmemiş aslında. Bu da çok etkileyici bir şey. Pes etmeden devam edilmiş ve işgal devleti de vurmaktan bıkmamış. Çok apayrı bir durum var. Bu da yine etkileyici aslında bir şey. Ne olursa olsun inşallah biz galip geleceğiz. Bir de şuna da değinmek istiyorum. Şu ana, yani 7 Ekim'den sonra şu an kadınların yaşadığı sıkıntı ve problemlere, özellikle şu an ne durumda, nasıl gözlemliyorsunuz? Oradaki halktan haberiniz var mı? Biraz buna da değinelim isterseniz. Şu an Gazze'ye baktığımız zaman hani bir noktada işte ailesine yiyecek bulmaya da ailesini geçindirmek noktasında genelde doğu toplumlarında erkeğin görevi oluyor. Ancak şu anki durumda erkeklerin çok etrafta bulunamadığı ya da güvenlik sebebiyle çok hareket edemediği bu durumlarda kadının görevi oluyor maalesef. Yani çocuklarına kalacak yer arayan kişi de kadın oluyor. Zira genelde erkeklerin olduğu yerler hedef alınır korkusuyla erkekler buralarda bulunmuyor aileleriyle birlikte. Dolayısıyla çocuklarını giyindiren de, çocuklarına bakan da, çocuklarına kalacak güvenli bir yer arayışına giren de yine kadınlar oluyor. Bugün itibariyle artık hani biz ambargodan bahsediyorduk. 7 Ekim öncesinde zaten durum bu kadar zorken. Şu anda durum çok çok daha vahim durumda. Yardımlar zaten son zamanlar refah kapısının da işgal edilmesiyle birlikte artık yardımların girişi de hemen hemen yok gibi bir şey. Dolayısıyla kadınlar özelinde baktığımızda mesela hamile kadınların artık yavaş yavaş çok büyük hastalıklar geçirmeye başladıklarını, dolayısıyla bu hamileliklerini sürdüremediklerini görüyoruz. Kadınsal hastalıkların çok arttığını ancak hiçbir şekilde tedavi görülemediğini görüyoruz. Kadın hijyen malzemelerine artık ulaşımın hemen hemen imkansız gibi bir şey olduğunu görüyoruz. Ve bütün buna rağmen kadın yine çocuklarını bakan, yine çocuklarını koruyan, işte bu korkularına rağmen çocuklarını sarıp sarmalayan anne olmaya devam ediyor yine. Sağlık dediğimizde yine dediğim gibi tedaviler görülemiyor. Eğitim zaten durmuş durumda. Yani bütün bu yaşanan zorluklar içerisinde yine en büyük zorlukları bu kadınlar üstlenmek zorunda kalıyor. Maalesef. Ve bütün bu zorluklara rağmen aslında yine evlatlarını en iyi seviyeye getiriyorlar. Hatta yakın zamanda kıymetli bir hocamız şöyle bir şey demişti. Filistinli bayanlar çok çocuk sahibidir. Çünkü ikisini illaki işgal devleti katledilecek. İkisini olabilir ki işte hapis cezası verilip de onu elinden alabilir. Bari son ikisini yetiştirme umuduyla hareket ediyor. Yani illaki bir evladımı en iyi şekilde yetiştireyim umuduyla hareket ediyor demişti. Bu sizce doğru mudur böyle? Kesinlikle doğru. Yani maalesef Gazze'de de baktığımızda, Filistin'de de genel olarak baktığımızda her ailede bir şehit vardır. Dolayısıyla kadın ya bir şehit eşidir ya bir şehit çocuğudur ya bir şehit annesidir.
Hele de bugün Gazze'de baktığımızda şehit olmayan hiçbir ev kalmadı. Buna bizim ailenin de evi de dahil. Ve hani şehitlerin çoğunluğuna baktığınızda yine çocuklar, yine kadınlar oluyor. Dolayısıyla hani yine hayatta kalmak için ve bu toplumun da devamını sağlamak için, bu toplumun ayakta kalması için de Gazze'liler de Filistinliler de geniş aileleri tercih ediyorlar daha evet. çok diyelim. Peki şunu da değinelim. Şu an 7 Ekim için Gazze için yapılan protestolar, programlar yeterli mi ve beklediğiniz böyle ayaklanmayı gördünüz mü? Bu biraz bir derin bir soru sanırım. Çünkü şöyle, yapılanlar kesinlikle çok iyi. Daha da fazla yapılması gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü maalesef yaşanan acı, yaşanan zorluklar, yaşanan soykırım çok büyük. Ancak verilen tepki buna karşılık yeterli bir tepki miydi? Çok bunun denginde bir tepki olduğunu söyleyemem maalesef. Evet. Yani bizim elimizden daha fazla şeyin gelmesi gerekiyor. Bu boykot noktasında da olsun, protestolar noktasında da olsun. Hani elinden bir şeyler yapmak gelen işte devlet olsun, genel hani siyasetçiler noktasında da olsun ve hani bu dünya kamuoyunun oluşturulması noktasında da daha fazla baskının yapılması gerekirdi. Hani bu sadece Türkiye noktasında değil, genel dünya kamuoyu noktasında düşündüğümüzde hani mesela şu an Amerika'da yaşananları gördüğümüzde orada mesela iyi bir baskının yavaş yavaş oluşmaya başladığını görüyoruz. Bunun mesela dünyadaki farklı yerlerde de olması gerektiğinin umudundayız. Yani örneğin mesela bu Mısır'da olsun, bu farklı İslam aleminde olsun. Bu savaşın bitmesi için bir baskının yapılması gerekiyor ve eğer bu baskı belli yerlerden, belli mercilerden gelmiyorsa bizden gelmesi gerekiyor. Evet, halktan gelmeli. Peki boykot konusunda neler söylemek istersiniz? Boykot yeterli mi? Gerçekten bir faydası var mı Gazze halkı için? İşgal devletine ne gibi bir etkisi var? Şimdi boykotu anlamamız gerektiğinde boykot şu değildir. Ben bugün almayı bıraktım, dolayısıyla yarın işgal devleti yıkılıyor değildir aslında. Biz bir şeyleri almayı artık hani boykot ettiğimizde, bir şeyleri hani artık katkıda bulunmaktan kaçındığımızda bu daha kelebek etkisi halinde aslında bu hani işgal devletini etkileyecektir. Dolayısıyla uzun vadeli olduğu zaman uzun vadeli ve daha uzak vadeli bir etkisi olacaktır. Hani belki bugün itibariyle hadi hemen çok büyük etkilendiler ekonomisi noktasında işgal devleti çok etkilendi belki diyemeyiz. Ancak şunu hani daha küçük ebatlı baktığımızda bu markaların yavaş yavaş şubelerini kapatması, hatta belli ülkelerden tamamen ayrılmış, tamamen çekilmiş olması bile bunun bir etki doğurduğunu gösteriyor. Örneğin Fas'ta işte belli markalar tamamen çekildiğini ilan etti. İflasını ilan eden markalar oldu. Dolayısıyla hani bunun etkisini aslında çok daha geniş bir şekilde görebilmemiz lazım. Evet. Bu dolaylı bir şekilde işgal devletini etkileyecektir. Ama etkiliyor mu? Kesinlikle etkiliyor. Ve bundan belli bir korku da var. Bu kadar korku olmasa da buna karşı bu kadar çok çalışma da yapılmazdı. Evet. Ve bu boykotun aslında sürdürülebilir bir boykot olması gerekiyor. Yani bu bitecek. Evet, inşallah biz zafer elde edeceğiz. Gazze halkı zaferi elde edecek. Ve bu zaferden sonra da aslında bu boykotun devam ettirilmesi gerekiyor. Çünkü biz sürekli dışa bağımlı kalarak yani bu geniş çaplı düşündüğümüzü o ürünleri satın alarak biz onları finansman olarak zengin ediyoruz maalesef ki. Onlar zaten onları zengin ettiklerimizden dolayı işte o finansman güçlülüğünü ellerine aldıklarından dolayı bu kadar barbarca davranıyorlar. Evet. Ve biz bunu sürdürebilir hale kılmamız gerekiyor. Güzel bir oluşum oluşturmamız lazım boykot tarzında ve bilinçli, güzel bir bilinçle hareket etmemiz gerekiyor ki istediğimiz faydayı görebilelim boykotta. Kesinlikle. Ve boykot aslında sadece ekonomik hani bir şeyleri satın almakla da sınırlandırmamak lazım. Zira akademik boykot noktasında da ciddi bir boykotun oluşturulması gerekiyor. Belki şu an Amerika'da bu hareketlenmelerin, öğrencilerinin ayaklanmasının da sebeplerinden biri de o. Türkiye'de de maalesef bazı üniversitelerde bunu görüyoruz. İsrail'deki işgal devletindeki üniversitelerle ortaklaşa mesela çok fazla eğitimler sürdürülüyor, araştırmalar yapılıyor. Orada bulunan laboratuvarlarda yapılan araştırmalar var.
işgal devletine karşı bu noktada da büyük bir ambargonun ya da hani boykotun oluşturulması gerekiyor. Zira orada yapılan çalışmaların hani dünyadaki en iyi çalışmaları olduğu görülüyor. Bu kadar büyük ve bu kadar iyi olmalarının bir sebebi de aslında bizim burada verdiğimiz katkılar oluyor. Bizim burada verdiğimiz çalışmalar, araştırmalar oluyor. Bu noktada da akademik boykotunda hani ekonomik boykottan daha az önemli olduğunu da söyleyemeyiz. Evet, geniş çaplı bir boykot. Geniş çaplı bir boykot ve bu aslında her alanı kapsayan bir boykot olması gerekiyor ki biz istediğimizi elde edebilelim. Ama sadece ekonomik anlamda düşünürsek, yani işte gıda almamayı kesersek ve ama başka alanlarda biz boykot etmediğimiz zaman belki istediğimiz kadar güçlü bir karşılık göremeyeceğiz. Ama geniş çaplı düşündüğümüzde inşallah güzel bir karşılık göreceğiz. Allah razı olsun verdiğiniz bilgilerden dolayı. Çok teşekkür ederiz davetimize icabet ettiğiniz için. Allah-u Teala Gazze'nin zaferini nasip etsin. İhyasında bizlere memur kılsın inşallah. Tez zamanda zaferini görmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Evet. Kıymetli izleyicilerimiz, bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.